Merhaba gençler. Ben Ayberk Aydın. Bugün sizlere yurt odamı tanıttığım bir video çekeceğim. Aslında çok meraklı değilim yurt odamı tanıtmayı ama ben İTÜ yurtlarına yerleşirken internette gölet yurtlarıyla alakalı çok az video vardı. Hatta yok gibi bir şeydi yani. O yüzden bundan sonra gölet yurtlarına yerleşecek olan öğrencileri ve aynı zamanda da şu anda sınav hazırlanan öğrencileri biraz da bilgilendirmek amacıyla bu videoyu çekiyorum. En azından kafanızda bir şey şekillenmiş olur. Gölet yurtlarında nasıl kalıyoruz, ne gibi imkanlarımız var, ne yapıyoruz vesaire. Bu kısa bir bölümü. Diğer bölümde de yurt odamı biraz tanıtacağım. İşte neler var, bir mimarlık öğrencisi olarak yurt odamı nasıl kullanıyorum, hangi eşyalarım var vesaire vesaire. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi ilk olarak it yurtları hakkında böyle bir kısa biraz bilgiler vereceğim. Burası itünün gölet yurtları. Aşağısında meşhur iti göleti yan tarafta mezunlar yurdu ve birkaç tane bloktan oluşan iti gölet yurtları burası. Yan tarafta bir iki blok kız yurtları var. Geri kalanı erkek yurdu. Karma bir yurt sayılabilir yani bu açıdan. Site gibi bir yer burası. Ben burada iki kişilik odada kalıyorum. O da arkadaşım Erdem kendisi harika bir insandır yani. Şu anda burada yok. O yüzden böyle rahat bir video çekebiliyorum. Biz burada iki kişi beraber kalıyoruz bu odada. İTÜ gölet yurtlarının birkaç tane avantajı var. Aslında birçok avantaj dezavantajı var. Dezavantajları da yani kişiden kişiye göre değişir. Fakat ben burada objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aşağı katta çamaşır var. Ütü vesaire kurutma makinesi her şey var orada. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Hatta benim de şu anda orada çamaşırlarım var. Yani video çektikten sonra birazdan onlara gidip alacağım. Giriş çıkış saatleri diye bir şey. Şöyle diyeyim. Hafta içi 12 hafta sonu 1 gibi yasal bir kuralları var. Fakat Kimse buna uyuyor mu? Hayır. Tabii ki de uyumuyor. Haber verdiğiniz sürece istediğiniz saate girip çıkabilirsiniz abi. Bu videoları izleyenlerin genelde öğrenmek istedikleri şey bu oluyor. En azından benim yurtlara yerleşmeden önceki amacım buydu. O yüzden şimdiden aklınıza bulunsun. Yasal giriş çıkış saatleri var. Fakat izin yazdırdığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında verebileceğim fazla bir bilgi yok sanırım. İşte fiyatları hakkında belki bir bilgi verebilirim. Bu sene iki kişilik gölet yurduna 1100 lira civarı bir şey ödüyoruz. Aylık olarak. Tabii bu 2021-2022 öğretim yılı için geçerli. Seneye ne kadar zam gelir bilinmez. Yani garanti bir zam gelir ama. isterseniz yavaştan odamı gezmeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi 3 katlı bir raf burası. Şimdi alt katında burada mimarlık dergilerim var. İşte yanında da eğer bir mimarlık öğrencisiyseniz meşhur yani adapte olursunuz bu eşyalara. Pateksler, işte oyun hamurları, bantlar, işte hamur silgi vesaire. Bunları burada tutmuşum. Burada da defterlerim var. Bu defterlerin bazılarını kullanıyorum, bazılarını kullanmıyorum. Yani şu an hangilerini kullanıyorum hatırlamıyorum ama bunlar burada böyle duruyor yani. Bu arada zaten şunu da söyleyeyim. Bu adam asla bu videoda göreceğiniz gibi derli toplu bir yer değil. Ben sadece bu videoyu çekmek için burayı derli toplu bir yerle getirdim. Onun dışında gerçekten çok dağınık bir oda yani. Hani bu videoyu izleyen annemin büyük gözleri yaşarmıştır şu anda. Çünkü baya mutlu olmuştur yani bu kadar derli toplu gördüğünde. Normalde asla böyle değil yani. Çünkü gerçekten çok böyle hızlı bir tempoda. Hem işte böyle bölümümden dolayı doğal olarak. O yüzden fazla toparlanmaya açıkçası vaktim olmuyor. Neyse devam edelim biz. Şimdi ikinci kata geldik. Burada benim bir mimarlık kütüphanem var. Ufak bir e, seri fakat İTÜ'ye geldikten sonra topladığım kitaplar bunlar. Aslında bu kitapların hepsi için de yani bir video çekmek istiyorum. Çünkü harbiden çok e, değer verdiğim kitaplar var gerçekten burada mesela. Bunlar için de ayrı bir video çekerim. Dediğim gibi burada mimarlık kitapları var. Bu tarafta da Seda Hocamın gözleri yaşarsın benim bir felsefe köşem var. Felsefe köşesinde de kesinlikle bazı seçtiğim kitaplar var burada. Yani evdeki felsefe kitaplarım çok daha fazla kitaptan oluşuyor. Onun için de dediğim gibi hem felsefe hem de mimarlık kitaplarım için ayrı bir video çekerim. Gelelim üst rafta. Üst rafta neler var? Üst rafta abi benim genelde e, yiyeceklerim var. Yani abur cuburlar falan duruyor burada ama bir iki üç gündür yurtta olmadığım için fazla abur cubur yok. Yani şu anda hepsini bitirip gittim. Bir işte bugün bir yemek söyledim. Onun kolası duruyor burada falan. Genel olarak burada işte kahvedir, çaydır vesaire bunları tutuyorum. işte sabah Yara gözüm açık olarak şuradan bir tane böyle maske alıyorum şöyle şunu açıp işte evden gönderdikleri bana ceviz var hala bitiremedim nedense. Ha şurada bir topum var. Abi bu top benim çocukluğumdan kalma bir top. Bu Umut abimin topu. Gerçekten ben bu topa aşırı bağlı biriyim yani o kadar çok seviyorum ki bunu böyle küçüklükten beri çok oynuyordum ben bu topla. Normalde Umut abinmiş Umut abin bana vermişti küçükken. Ben de Çınar'a verdim ama Çınar oynamamış yani. 61 bir köşeye. Ben de babaannemlerden aldım bunu. Dedim ki yanında kalsın. Bu güzel hissettiriyor bana. Yani burada durması güzel hissettiriyor. Yerine koyalım tekrar. Devam. Ee, şurada aldığım İtalyanca setim var. Bu sete başladım. Şöyle. Şöyle anlatayım. Ben İtalyanca'ya başladım. Gayet de güzel gidiyordu. Fakat sonra işte malum dersler yoğunlaştı vesaire vesaire. Vakit bulamadım İtalyanca. Ya. Ama bu dönem şöyle güzel bir şey oldu. Şans eseri Fransızca 101 aldım. Yani ben aslında şöyle Fransızca da öğrenmek istiyordum. İtalyanca da öğrenmek istiyordum. İkinci, üçüncü dil yani öğrenmek istiyorum kesinlikle ve bu bir gereklilik artık yani günümüz dünyasında. Bu sene Fransızca 101 aldığım için bu sene Fransızca öğreneceğim yani. İtalyanca sete de burada duruyor. Ona da illa başlayacağım, devam edeceğim. Büyük ihtimal yazın ona da devam ederim. Birinci kitabını çözdüm birazcık ama fono yayınlarını öneririm yani o konuda. Hem fiyat performans olarak gayet güzel bir yayın evi, Hem de gerçekten öğretmeye amaçlayan bir yayın evi yani. Öylesine basmıyorlar kitaplarını. İtalyanca, Fransızca öğrenmek isteyenler olursa aklınızda bulunsun. Fono yayınlarını alabilirsiniz. Burada da yanında bir tane işte İtalyanca dil kartları atmışım. Bu dil kartlarını hepiniz bilirsiniz. İlkokulda falan çok aldırmışlardı bize yani. Resimliydi bunlar genelde de. Bu resimli olanından değil. Bu da ne var? Bir tane İTÜ'nün ürettiği bir bal var. İşte buzdolabı poşeti, çay falan filan. Burası dediğim gibi abur cubur. Kitaplığın hemen yanında da dolap bölümü var yurtta. İki bölümden oluşan bir dolap burası. Şimdi alt tarafını bir açalım. Şöyle açayım, yani burada e, şöyle işte sivitlerim, burada da kazak sivit karışık ve işte eşofmanlarımı böyle ayırdım. Arka bölüm de var bunun işte, arka bölümünde kısa kol tişörtlerim var, onun arkasında daha kalın trikolar vesaire vesaire böyle ayırdım. Alt tarafta işte e, montlar, ceketler, gömlekler vesaire. Yani şurada alt tarafta, onun bir altında çantalarım var farklı farklı takmak istersem diye orada tutuyorum onları. İşte bereler vesaire, Fenerbahçe formam, canım formam benim orada çamaşırhaneye inerken deterjanlarımızı kendimiz getiriyoruz o yüzden deterjanları da burada tutuyorum. Duştan çıkınca da abi hemen böyle bornozu şuradaki aparatlara asıyorum. Bu aparattan aynı şekilde burada da var. Bunları ben takmadım. Yani bunlar e, benden önce bu odada kalan arkadaş takmış sanırım bunları. Ama bayağı işimi kolaylaştırıyor yani teşekkür ederim. Hoş bir detay. Evet dolabın bu kısmı böyle bayağı geniş bu arada dolaplar arkadaşlar. Yani aklınıza bulunsun asla öyle bir çekinceniz olmasın. Dolaplar çok geniş. E, dolabın de üst bölümü var. Üst bölümünü ben e, daha çok depo olarak kullanıyorum. Yani o kadar çok eşyam olmadığı için üst bölümünü böyle kullandım. İşte bavullarımı koyuyorum. Şu üst tarafta gördüğünüz pembe torbadaki şey e, İtü'nün bize yurda yerleşirken verdiği nevresim takımları, işte yastık kılıfları falan filan. Şurada işte tuvalet kağıtlarım var. Burada e, ayakkabı kutularını getirirken bunlarla getirmiştim. Onlar var. E şurada da yine annemlerin bana verdiği işte bal falan filan. Buraya ben daha çok depo olarak kullanıyorum yani. Ve burası da bayağı geniş bu arada. Hani dolap konusunda gerçekten bir çekinceniz olmasın. Gölet yurtlarının dolapları gerçekten çok geniş. Şu çantayı da şöyle alalım. Okuldan geldim bugün. Buraya ben. Bunlar benim birinci dönemde yaptığım bir projeler. Bunlarla alakalı ayrı bir video çekeceğim zaten. İşte projeleri nasıl yapıyoruz nasıl hazırlıyoruz vesaire. Bunların olduğu bir video olacak. Bunları şu anda mecburen burada depoluyorum yani. Burada biraz bana fazlalık oluyorlar ama yapacak bir şey yok. Burada duruyorlar. Bir de gerçekten bu video vesile oldu. Şurada benim kırık ekranım var. Evet şaka değil. Baya kırık ekran abi. Ben ilk açıldığı zaman okullar baya talihsizlikler yaşadım. Şimdi ne bileyim ayağımda böyle aşırı bir ağrı başladı. İşte iki hafta hasta oldum. Tat koku gitti. Korona oldum zannettim. Yere düştüm. Bilgisayarım ezildi ekranı kırıldı falan filan bir sürü şanssızlıkla başladım yani üniversite. Bu da onun kalıntısı diyelim. Kırık bir ekran var burada. Gerçekten ben bunun varlığını bile unutmuşum yani. Üstünde çünkü her zaman eşya var bu kısmın. Üstünde her zaman eşya oluyor genelde. Bunu da bugün atacağım bu video vesilesiyle bunu atacağım artık. Dediğim gibi bu bölmede bunları tutuyorum. Projeler duruyor. Bu işte kirli sepet niyetine kullanıyorum bunu. Burada da bizim Erdem'le. işe yaramaz peteğimiz. Sağ olsun bizi yarı yolda bırakmayı çok sever. Bu arada bizim odamız en üst katta. Şöyle bir şanssızlığımız var ki bizim dört duvarın ikisi dışarı bakıyor. Birazdan göstereceğim zaten diğer duvarlarda. Bu petek de bize yetmiyor doğal olarak. Yani. Bakayım hatta. İyi yine bayağı yanıyor. Oha. Erdem olsa yanmaz yani. Gerçekten özellikle okulun ilk dönemleri bu. Hiç yanmıyordu yani. Biz gerçekten çok şikayetçiydik. Erdem'le ben de. Ben bayağı Hani kavga ettik yurttakilerle. Mesela kız yurtlarınınki dehşet yanıyormuş. Cemre falan diyordu yani biz ben sıcak diyorum oda içinde falan diyordu. Biz donuyorduk yani. Daha bir hafta önce falan da yine bir kıstılar. Ama biz dediğim gibi okulları ilk açıldığında öyle bir üşümüştük yani. Tabi çatı katında olmasında da etkisi vardır odanın. Neyse devam edelim. Şimdi sırtımızı buraya döndük. Yatak ve masa kısmı var. Onlar da şöyle. Şöyle bir yatak. Yanında da masa. Bir de pencere var ama şu an arka planda çok ışık yapıyor diye. Onu kapatmıştım. Açalım. Bu da iç yolu bakıyor. Şimdi yatan yanındaki bu bölmede neler var? Bu bölmede iç çamaşırlarım var. Şimdi açmayayım alevli malevli şeyler çıkar. Alt tarafta da şimdi flash açtım çünkü çok karanlıktı. Cetvellerim, ölçü aletlerim, arkada tıraş losyonları, pergelim, işte ipler. Çok kullanışlı bir alet olan şu saç kurutma makinem var. Şu saç kurutma makinesini açacağım abi. Bunu bir görmeniz lazım koyalım. Şöyle katlanabilen bir saç kurutma makinesi bu. Aşırı kullanışlı bir şey. Gerçekten aşırı kullanışlı. Yani geçen sene Amerika'ya gideceğim için almıştım. İnşallah bu sene yanımda götürürüm diyelim. Yurdaki gelirken böyle bir saç kurutma makinesi bayağı bir işiniz görür. Portmanton üstünde de emektar, kettle. Umut abim gönderdi bunu. Kendi üniversite hayatında kullanmış. Şimdi de ben kullanıyorum. Bayağı emektar bir kettle yani. Sağ olsun bayağı işimi görüyor. Deodorantlarım, diş fırçam vesaire. Burada çok bir şey yok yani ama en sevdiğim özelliği tabii ki de buranın bu abi. Yani yatağınızın başında priz olması gerçekten mükemmel bir şey. Ya bir de şöyle bir şey de var. Diyelim ki gece böyle hop yattınız. Böyle yattınız gece. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz tamam mı? Ne bileyim bilgisayar aldınız dizi falan izliyorsunuz mesela sallıyorum. Abi ışık açık kaldı yatacaksınız. Işık böyle tepenizde böyle duruyor. Böyle duruyor abi tepenizde ışık. O yüzden abi burada kalırken şöyle yapıyorsunuz. Gece yatarken bu ışığı kapatıyorsunuz öyle yatıyorsunuz. Işık mı ihtiyacınız oldu? Hop bak hop bak. Mükemmel bir alet. Harika bir alet. Bak çok basit ya. Tesla buldu bunu Tesla buldu ama bu kadar hiç efektif kullanılmadı hiçbir yerde. Ben gerçekten yurdum en sevdiğim noktalarından biri bu ışık. Neyse yatak kısmı da bu kadar. İşte iki yastıkla yatıyorum. Eskiden gelen bir alışkanlık. Masada da bilgisayarım. Bu arada asla hiçbir zaman yani Erdem bu videoyu izliyorsa anlayacaktır demek istediklerimi hiçbir zaman bu masa bu kadar toplu değil abi yani bu oda hiçbir zaman bu kadar toplu değil yani bunu böyle görmesinin ihtimali yok Erdem'in o yüzden bu videoya özel ben gerçekten bu kadar toplu tuttum masamı suçacağım bunu da bana Dilara gönderdi yani hep böyle bir kalemlik istiyordum. Kalemliğim i̇şte kalem kutum, gözlük kabım. Tabi bunlar genel olarak burada durmuyor yani. Ben hep her tarafta çalıştığım için bunları hep yanıma alıyorum ben. Bilgisayarım genelde burada duruyor. Ve bu harika prizim. Bu priz akım korumalı bir priz. Bunu bana babam aldı. Eğer olur da bir elektrik kaçağı, işte ne bileyim sigorta atma durumu vesaire bir durum olursa bu priz sizin fişteki aletlerinizi koruyor. Çocuk korumalı bir priz. Doğru adını söylemek gerekirse. O yüzden yurda gereken böyle güvenlikli bir cihaz almanız bence önemli bir şey. Sonuçta hani yurttur. Hani ne kadar güven olur bilinmez. O yüzden bence siz işinizi garanti alın. Çocuk korumalı bir üçlü priz alın kendinize. Yanında da hemen ıslak mendilim. Bir de kuru peçeden vardı genelde ama şu an yok. Jüri hazırlık videomu izleyenler varsa orada detay vardı. Dikkat etmişlerdir. Genelde bir tane de tuvalet kağıt tutuyorum burada. İşimi kolaylaştırıyorum. Yemek falan yiyorum çünkü ben burada genelde. Kolayca silersem hemen orada duruyor onlar da elimin altındalar yani hepsi. Aa, en önemli parçalardan birini göstermeyi unuttum size. Mozart heykeli. Bunu bana izliyorlarsa buradan ikisine de sevgiler. Pandemi döneminde doğum günü hediyesi olarak Nilüfer ve Seda hocam bana bunu göndermişlerdi. İzliyorsanız görün bak bunu. Jüri hazırlık videomu izleyenleriniz aşina olabilir. Fakat ben yine de bu videoya özel tekrar böyle bir geniş çekim odanın manzarasını göstereyim sizlere. O videoda da anlatıyorum. O da tam olarak gölete bakıyor. Ama ama tam gölet manzarası gözükmüyor buradan. Yani göletin olduğu yer gözükmüyor. Evet, odanın manzarası bu şekilde. Ve dediğim gibi biz en üst kattayız. Odamız bizim en üst katta. O yüzden odada böyle hafif rutubetler olmuş. Hafif dediğim de yani bayağı rutubet olmuş odada. Erdem'in dediğine göre biraz artmış durumda bunlar. Bir dezavantaj olarak sayılabilir belki. Ama ne hani dediğim gibi oda odanın en üst katta olmasından kaynaklı büyük ihtimalle. Yoksa diğer odalarda böyle bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Evet, gençler. Genel olarak İTÜ Gölet yurtları bu şekilde. Benim odam bu şekilde. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizin için de bilgilendirici bir video olmuştur diye düşünüyorum yani. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdiden başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.